Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili canım kardeşlerim, mevzumuz 2024 yerel seçim. Bu mevzuyla alakalı herkesten bir şey fikir çıkıyor. Fakat kim kimin adına konuşuyor o çok önemli. Eğer din adına ve dindeki ölçüleri söylüyorsa o kendi fikriyatı değildir. Dini ölçülerdir. Din bir şeye ölçü getirmedikçe insanı mesul etmez. Tuvalet adabından bahseden din insanın cemiyet hayatını dolayısıyla yaşantımızı ve çoluk çocuğumuzu manevi hayatımızda etkileyen bu seçimlere dair ahkamlar, hükümler, ölçüler getirmemiş olursa o zaman bize mesuliyet de yüklemez. Eğer ölçüler getirmişse bize mesuliyet yüklemiş demektir. Kim, kimin adına konuşuyor? O çok önemli. Ben 17 yaşından beri dershanedeyim. Risale-i Nur medreselerindeyim. 60'ı doldurduk elhamdülillah. Dershanede vakıfız. Ve Risale-i Nur adına söylüyorum. Söylediğim hepsi delillidir. Bak ferman gibi hazırladım külliyattan. Hazırladım. Kısa ve öz olsun diye. İlk önce Emirda 2 diyor ki komünist ve masonların planı demokratın aleyhinde olduğu halde komünistler ve masonlar demokratın içine giriyor ve plan yapıyorlar. Oraya zıt çalışıyorlar ama kendilerini demokrat gösteriyorlar. Ben hulasa ediyorum bu sayfayı. Hatta demokratları kendilerinden daha dinsiz gösteriyorlar. Öyle icraat yapıyorlar ki demokrat yani o zaman da dört par parti vardı ustadın döneminde. İttihat Partisi, Partisi Halk Partisi, Demokrat Parti, bir de Millet Partisi. Dört tane parti var. O zaman CHP ve komünist masonlar da demokratlara girdiler. Demokratların içine girerek, demokratlara zıt hareket memur veya askeri kitleler yaparak halkı demokratın aleyhinde bulunmalarını sağladıklarını Ustad Emirdağ da söylüyor. O zaman da ve şimdi de bazı devletin memurlarını, resmi memurlarını ve askeri memurlarını demokratların aleyhinde icraat yaparak hükümet yapıyor dedirip müspet hareketlere de mani oldular ve demokratları da halkın nazarında düşürmeye çalıştılar. Ondan dolayı ki şualar 267. sayfada, şualar 267. sayfada Diyor ki bak orayı açayım. Siz diyor en nefasati fil yani halkın şerinden kendinizi koruyunuz diyor. Bak 267 açayım. Min Sonra en nefasati fil uqad halkın şerinden kendinizi koruyunuz. Halk Partisi'nin şerinden kendinizi koruyunuz bu asırdaki bir mana masadakını ustad çıkartıyor. Diyor ki birinci harbi umuminin patlamasıyla, maddi ve manevi şerlerin siyasi diplomatların radyo diliyle bak şimdi ne yapıyorlar bilgi kirliliğini radyo diliyle medya ile herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle mukadderat beşerin düğme ve üktelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmesiyle hazırlanmaları tarihe teva tevafuk ediyor. Bu mevzuyla alakalı bir hatırlam tabi sizin yaşınız müsait değil. Birinci ve ikinci Körfez'de önce Irak'ta Mısır'da, Suriye'de Kur'an bile okunan sesli kayıtların altında sübliminal yaptılar. Hatta Kur'an tilavetinin altına bile koydular. Dolayısıyla Amerika girdiği zaman hiç direnişte karşılaşmadılar. Yani bu insanlar insanın biyolojik yapısını tespit ettikleri için radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve gizli üflemeleriyle sihirbaz, gizli üflemeleriyle mukadderat-ı beşirin düğme ve üktelerini gizli planlar telkin etmeleriyle abi birinci harbi umumi patlaması ya diyor ya burada zamanında da şimdi harbi umumi var yani. Şu an da harbi umumi. Şimdi ne, ne yapıyorlar abi? Bunu kullanarak işte devlet Filistin'e yardım etmiyor Azar'la. Devleti insanların azarına şey yapmaya çalışıyor. Zannediyor. Oysa şu anda Gazze'de Çin bile var. Hindistan bile var. Bizzat savaşıyor. Bizzat İslam düşmanları ve dünyevi menfaatı İslam'la örtüşen de bu tarafta. İki grup savaşıyor kardeşim. Herkes var. Kim diyebilir yok. Herkes var. Derecesine göre var. Demek ki din kayda getirmiş. Burada Ulazı bir Falak de en nefasati fil bu asırdaki manasının bir işareti halkın şerinden kendinizi koruyunuz diyor. Bakın görün uzun olur diye ben kısa kesiyorum. Başka Diyor ki Emirda 2 25. sayfada şöyle yapayım. Emirda 2 25. sayfada şuradan şuraya kadar buradan buraya kadar sizi özetleyeyim. 25. sayfasından 26'da dahil bir de 29. sayfayı özetliyorum. Nur talebeleri demokratları muhafaza ettiğini halk partisinin müfrit adamları anladıkları için Müslümanların aleyhine planlar yapmaları. Planları da neymiş? Demokratları Müslümanlara Müslümanlara nefret ettirmek planı. Ama kendilerini demokrat olarak gösteriyorlar. Resmi memurları demokratların aleyhinde bulunduruyorlar zulüm yaparak, işlerini yapmayarak, farklı işler yaparak ama o amblem altında. Usta Hazretleri çok önemli bir yer okuyacağım şu anda. 162, 162. sayfada ki ölçü, gene tekrar ediyorum. Tuvalet adabını getiren, nasıl yürüyeceğin adabını, yemek adabını söyleyen din, ahkam getirmediği, hüküm getirmediği hiçbir yer yoktur böyle insanların mukadderatı ile kadar olan bu mevzuya hüküm getirmemesi, ölçü getirmemesi hiç mümkün müdür? Bu hüküm getirdikleri yerlerde mecelle var. İslam Anayasası Hukuku İslamiye Mecellesi'nde. Şimdi burada ona da gireceğim. Ustad Hazretleri 162. sayfada 2. Mirdan'da bu memlekette diyor bu vatanda şimdilik 4 parti vardır. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri millet, diğeri İttihat İslam Partisi'dir. Diyor. Ben şimdi İttihat İslam Partisi'ni özetliyorum şunu. 60-70 halk dindar olursa bu parti başa geçsin diyor. Yoksa kalsın. Eğer din adına çıkarsa toplumda 67 dindar değilse dini alet eder diyor. Alet etmek zorunda kalır. Bu Sufiyaniyet sistemi içerisinde İttihat İslam Partisi olmaz. Din adına olmaz. Çünkü sistem müsaade etmiyor. İnsanlar şunu anlayamıyor. Sistemle sistemin içinde çalışan kişileri ayırt edemiyor. Kişi dindar olabilir ama sistemin içindeyse o sistem öyle yürümek zorundadır. O zatın dindarlığıyla ona müsbet bakılmadığı gibi müsbet bir mekana da menfi bir adam dahi olsa ona da onun cüzi bir zararıyla o sistemin yanlış olduğu denilmez. Şu anda Ahır zaman fitnesinin içindeyiz. Ahır zaman sufyaniyet var Türkiye'de. Bu dönemde bu sistem varken İttihadistan Partisi çıkarsa %67, %60, %70 dindar olursa bu parti çıkıp icraat yapabilir. Müslümanlara fayda verebilir diyor. Ama değilse dini alet etmek zorunda kalacak. Onun için çıkmasın diyor. İkinci parti Halk Partisi'dir. Ustad burada diyor ki, Halk Partisi'nin e, ide, idealist değil, ideolojidir. Din ile derdi var. Derdi dindir. Din bunun herkesçe malumdur. Halk Partisi'nin siciline maziden beri bakarsanız kavgası din iletir. Bunu nazara almayı ben ilgilendirmez dersen ben Müslüman'a zaten sesleniyorum. Ben Müslüman'a bahsediyorum. Ben Bediüzzaman Hazretleri'ni İslam adına ölçüler getirdiğini vicdaniyatı olanlara söylüyorum. Halk Partisi'nin derdi dindir. Dinle savaş. Kişileri o kadar şey değil. Üçüncü parti Millet Partisi'dir diyor. Bu da menfi ırkçılıktır. El İslamiyetil Asabiyetil Cahiliye ve da hutbesinde Allah Resulü menfi milliyetçiliği ayağımın altına aldım diyor. Hiçbir Müslüman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber kabul edip onun ayağının altına aldığı ırkçılığı, menfi milliyetçiliği başının üstüne alamaz. Demokrat Parti'ye de buna Ustad Ehvenü diyor. Yani Halk Partisi'ne göre demokratlar Ehvenü Halk Partisi Azam-ı Şer'dir. Mecellede İslam Anayasası'nın 25, 26, 27, 28. maddelerin hula asası 29. maddedir. Mecellede diyor ki Azam-ı karşısında Ehvenüşer tercih edilir diyor. Evinüşer tercih edilir. Bunu nerede söylüyor? Usta Hazretleri 200 240 45. sayfada söylüyor. Evinüşer. Şimdi ben burayı özetleyeceğim. Ama bu mektup nedir? Bakın, ustadın son mektubu. Diyor ki, çok önemli burası. Umum Nur talebelerine. Ustad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir. Çok önemli. Son. Şimdi sağ olsa ne derdi? İslam adına. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim ehven deyip bazı bir çare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az musaddekardır. Ehven işer olarak bakınız, daha azam işerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydeniz dokunsun. Azam işer ne demektir Emirdağ'da? Birisi diyor kol kesiyor, birisi parmak kesiyor. Sen şimdi bu parmak Parmak kesilmesin diye. Eğer direnirsen kolun gidiyor. kangral olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi azam işerdir. Demokrat Partisi ise ehven işerdir. Ehven işerin maddelerini külliyattan topladım. 10 tane madde var. Onları da okuyacağım şimdi birazdan. Demek ki onlara diyor daha azam işerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın. Onlara faydeniz dokunsun. Ehveni şer'i takip ediniz diyor. Ehveni şer külliyatta topladım. Ona ehveni şer ölçüsü yapmayanlara da münazarat 17'de bak ne diyor. Bir yer eğer e, Demokrat Parti olan şimdiki AK Parti'nin bir yerde kadın çıkardıysa orada da diğer e, yine sağ cenahtan görülen Refah Partisi'nin erkek çıkartıysa niçin ondan sonra e, o değil de erkek çıkaran değil de kadın. Hadiste var ya kadın bir başa evet. gelirse olmaz. Buna karşı ne demek lazım? İşte bunu zaten azam-ı şeri ölçü yapmamaktan geliyor. Eğer biz iğnemizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne şuraya batırırsak bunu buraya tutun. Bunu Müslümanlarca azam-ı şerdir. Bunu nazardan kaçırırsanız hiçbir ölçü ölçü değildir. O zaman Müslüman Olması gerektiği yerde olması çok zordur. Müslüman olması gerektiği yerde değilse olmaması gerektiği yerde olur. Bu sefer ahirete gittiği zaman o şere tarafkirliğinden o kadar balya balya dev günahlarla karşılaşacak ki diyor rivayette. Ben bunu yapmadım ya Rabbi diyecek ama taraftar olduğu veya taraf tercih etmesi gerektiği yerde değilse yani olması gerektiği yerde değilse olmaması gerektiği yerdedir sırınca. Şimdi ona bakalım. Bu zaten AK Parti'ye, Demokrat'a miski amberdir demiyor. Bunlara ehveni şerdir. Şerdir ama CHP'ye göre ehveni şerdir. Yani peygamber seçmiyorsun, müftü seçmiyorsun, dini lider seçmiyorsun. Seni Peki ehveni şer e, nedir? Şu 10 tane maddedir. Aynı o soruya şey olsun ben külliyattan topladım. Bir, ehveni şerin maddeleri. Dine dost olması lazım. Birinci madde. Manevi değerlere hürmetkar olması. Evvel-i birinci maddesi. İki. Hürriyet-i vesile olması. Yani dini hayatı yasaklamaması. Halkın dini hayatına müdahale etmemesi. Mesela halkın hürriyetine mani olmayacak. Kürtçe mesela. Kürtçe lisana, yaşantıya. Yani kucaklayıcı olacak. Sonra halkın dini hayatına müdahale etmemesi gerekiyor. 3. Üç şair İslami iha etmeye gayret etmesi, Kur'an'a serbestiyet getirmesi. Bu cümleleri düşünebiliyor musunuz? Külliyata geçiyor. Kur'an yasaklandığı, yakıldığı dönemler. Unutmasın yani, bu millet. Kur'anlar, camiler yakıldığı, yıkıldığı dönemlerde. Diyor ki şair İslamiye, İslami örf adetler bilinmesin diye mezar mezar şeylerini, taşlarını bile yakıp yıktılar. Laun şehrin laamının Şeyinde kullanılmış, lağım, yollarında kullanılmış mezar taşları. Ustad Risale'de söylüyor bunu. Şair İslamiye bilinmesin diye. Yani biraz garip gidecek ama Kur'an'a ve İslam'a sebretiyet getirecek. Ya bunu ne diyor ya böyle bir şey mi var? Var. Nasıl gelindi bu zamana kadar? Dördüncü madde. Evven-i Şer'in. İttihat İslam'a gaye edinip güç kazanacağını. İttihat İslam birliğine gayret ederse güç kazanacağını. Ezan-ı Muhammedi ile diyor ikinci emirden okuyacağım inşallah. Şeyde ikinci emirda 164 demokratlar Ezan-ı Muhammedi ile aleyhissalatü vesselam kendi güçlerinden 10 derece daha kuvvet bulması. Ayasofya'yı açarak Ayasofya'yı eski vazifeyi i çevirerek alemi İslam'ın hüsnü teveccühünü kazanacağına delildir. Ayasofya'yı açarsan alemi İslam sana teslim olup gelecek arkandan ve oluyor da. İslam medeniyet müzelerini açaraktan hep İslami motifleri, şiirleri, maziyle bağlı. bağlaması. Bir e, Ayasofya'yı açarak ne oluyor? alem İslam'ın uhuvveti niyade edilmesine sebebiyet verecek. Ezan-ı Muhammed'i 17 sene bu memlekette tahrif edilmiş, kaldırılmış, yasaklanmış. Aslına döndürmüş. Menderes'e diyor ki aslına dönder. Gücünden 10 kat güç alacaksın diyor. Taksim meydanı Taksim ...Avrupalılara karşı bir muvaffakiyettir. Okuyorum 5. madde, Ehven-i 5. maddesi. Birisinin hatasıyla başkalarını mesul etmeyecek... ...yoksa zulüm damarını çalışır... ...ve o parti zulüm yaptığı için yok olur. Yani vela tezürü vaziretun vizrauhla sırınca Kur'an'da. Bunlar hepsi almışım da çabuk ifade ediyorum. Birisinin hatasıyla diyor ki ayette... ...başkası mesul olmadığı gibi... Bir insanın cani sıfatıyla masum sıfatları da yok edilmez. Ee, Ehven-i %5'i idealist Müslüman olduğunu, %95'i hayat perest, i ehli dünya olduğunu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin %5'i e, idealisttir, mevzusu savaşı dindir. Ehven-i %5'i idealist Müslümandır, bunun %95'i gafildir, aldatılmıştır ehven işerin yüzde %95 95'i yüzde 95'i eli dünyadır, hayat perest insandır. Bir kısım da komünist ve masonlar girmiş, ta ki bu even -i i halka kötü göstermek için o bulundukları yere ve devlete halka rağmen zıt iş yapıyorlar. Beşinci madde de bu. Altıncı madde menfi milliyetçiliği terk edip İslamiyet milletin esas alması gerekiyor. Evenişer Partisi. Yedinci madde memuriyet hakikatta bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık, birer nemlutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak vermek. Hatta o zaman Sümerbank kurulmuş patiska ile gömülüyordu kefen. Sif kefen memurlara veriliyordu. Düşünebiliyor musun? Memurlara ayakkabı ve kefen ve elbise o zaman vermek için Sümerban kurulmuştu. Memurlara ne yapmış? Şimdi şaşıracaksınız ama hakikate bir hizmetkarlık olduğu halde bir hakimiyet, bir ağalık vermişler. Birer nemrut nemrutçuluk gibi bir şeydi. Kefen bile halk bulamıyordu. Sekizinci madde Evenişer'in İslami ilimlerle fel ilimleri cem edip dava adamları yetiştirmeli. Fen ilimlerin yanında din ilimleriyle donatılmalı. Şu anda mesela bu proje okullar var İmam Hatip. Hem bilimin en yüksek zirve dersleri var. Hem de hafızlık veriliyor. Düşünebiliyor musunuz hafızlık? Dinde namaz kılmak okulda biz kenar köşelerde bu durumlarda makinenin arkasında motorların arkasında kılıyorduk. Uzaklaştırılıyorduk okuldan. Üze, üç defa uzaklaştırılsak okuldan atılıyorduk. Başörtü meseleleri bunlar bu millet mi unuttu? Diyor ki bak fen ilimleriyle din ilimleri şu anda e, proje okulları var. İmam Hatip fen okulları var. Bilimin en iyi teknolojileri kullanılıyor ki bütün okullarda tablet de verilmiş. Bunun yanında hafızlık da veriliyor. Hafızlık eğitimi de yapılıyor. Ne acayip bir şey ya. Dokuz. Değerler de var abi. Değerler eğitiminde de evet kardeşler, kardeşlerimiz, Müslüman kardeşler, dava adamları gidip değerler eğitimde din dersleri veriliyor. Yani sorularına cevaplar veriliyor. Zanlarını, şüphelerini, tereddütten gidiyor. <laughs> hatta beni de çağırdılar ama olmaz dedim. Yaşı müsait değil dedim. Dokuzuncu madde şahsi ihtirasları ile değil halkın temayülatlarının ekseriyetine göre davranmalı. Yani Adam bakacak bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni durdurabilecek saadet ve yeni refah yapabilir mi? Durdurabilir mi? Durduralamaz. Bu gelmemesi için evven tercih ediliyor. Ya arkadaş senin gücün bunu durdurabilir mi? Durduramaz. E sen peki çıkarsan aldığın oyla bunun oyunu Ehvenüşer'in oyunu bölerek azamı şer'e hizmet etmiş olmuyor musun? Onun gelmesine sebep olacaksın. Yani şöyle bir kantar düşünün. Şu kantar taşlar var. Bunun ayağa kalkmasını istiyorsan böyle. Ya buradan bir taş alacaksın. Veya buraya bir taş koyacaksın. Öyle değil? Şimdi sen bu azami şeri halk partisi gelmemesi için, ey dindarlar, hadi yeni ref, yeniden rafa ittihad İslam partisi olsun. Ak parti demokrat olsun. Ustad. İttihatistan Partisi çıkmasın diyor. Dindar hep ulemat kurmuş bunu. Çıkamaz çünkü sistem, rejim bunun işlevine müsaade etmeyecektir. İşini bulandıracaktır, köste köstemek olacaktır, engel olacaktır. Eğer sen diyor çıkarsan İttihatistan Partisi, Demokrat Partiyi böleceksin, o zaman Halk Partisinin işi neyi arayacak ve iktidar başta olacak. Pakistan'daki gibi 72 tane parti var. Bir tane Butto'nun partisi var. İfrat Alevilerin bir partisi. Müfrit diyor. O devamlı Butto başta, Butto başta. Sebebi 71 tane İslam partisi oyları bölü parçak olunca çok az bir güçte senelerce Pakistan'ı bunlar yönetti. Butto'lar yönetti. E şimdi sen küçük böyle hesaplar yaparak ki Mesela diyelim ki Nide'de, Nevşehir'de, Rize'de yok bu adayı koydu, bu adayı koydu. Kadın koydu, koymadı. Dindar koydu, dinsiz koydu. Bu sonuç itibariyle oy tasdif edildiği zaman İtalya'da, Amerika'da, İsrail'de, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de ne diyecekler? Nide'deki falan aday kazandı mı diyecekler? AK Parti tabanını kaybetti veya tabanını güçlendirdi mi diyecek? AB Müslüman. Buna mı bakıyor İsrail? Buna mı bakıyor Amerika ve İngiltere? Dünyanın bütün siyasi münafık hareketi İslam'ın ezeli düşmanı olan İngiliz seçim sonu sabah ne diyecek? buradaki Arnavut köydeki kadın veya namazlı namazsız şu adaylar mı kazandı diyecek? Ak Parti tabanını kaybetti. Bu sefer başkanlığını sorgulayacak. Tabanını kaybettin sen. Da niye duruyorsun? Seni taban seni. Semplerdeki hakimiyetini bir şey yapıyor. Evet sorgulattırıyor. Semplerdeki ta muhtarlığa kadar hakimiyetini gösteriyor. Bakayım senin arkanda ne kadar halk var. Ve bu da bu e, Taybe AK Parti'ye de e, eline güç veriyorsun. Yani halk arkanda yürü korkma. Eğer halkı arkasına görmese nasıl hareket etsin? Patatese soğana satarsan bu adam neyle hareket edecek? Soğan ve patatese göre Dolar yürüyor göre davanı satarsan, ümmetçiliğini satarsan iman neydi? İman halkı tasdik ve e, izandır. İslamiyet ise tarafkirlik iltizamdır. E, sen İslamiyetini soğan ve patatese dolara kiraya yo emekli maaşıma diye ümmetin Muhammed'in yegane gördüğü bir çıkışı, bir nuru, bir ümidini tutunduğu bir şeyi seni yıkmaya ne hakkın var? bütün Pakistan'a kadar, Somali'ye, Sudan'a kadar, Gazze'ye kadar bir ümit işi görmüş. Tutunmuş. Yani bu düşerse CHP mi Gazze'ye yardım edecek? Abi Müslüman sonuç çıktığı zaman Müslümanlar ve kafirler nasıl değerlendirecekse öyle yap. Ama yarın rüz sana sorulduğu zaman cevabını da hazırlaman lazım. Şu Halk Partisi'ne ha oy verdin Ha saadet ve refah oy verdin. Aynı oluyor sonuç. Niçin? Çünkü bu CHP'yi durduracak karabalık buyudu. Bunu bunu ortadan kaldırırsan bunu güç veriyor. Zaten gelecek 10. maddede. 10. madde azami Şer'i durdurabilecek sayı ...kalabalı... olması lazım diyor 10. madde. Eğer Nur adına bunları sen konuşurken ölçü veriyor şimdi. Nur adına biz Risale-i Nur adına bunları söylüyoruz. Bazısı çıkıp diyecek ki ya şuraya bak ya Risale-i Nur'a Bediüzzaman hareketlerini siyaseti karıştırdılar diyenlerin ölçüsü şu. Ölçü veriyorum orada söylüyor. Azam-ı Şer'i Halk Partisi'ni bırakıp ehven Şer'e hücum eden adam aldatıyor. Şuurlu aldatandır. Bilerek ve şuurlu aldatandır bu masum değildir. Çünkü bunları anlatanlara, anlatanları da siyasete bulaşmış safsatası ile, safsatası ile halkın uyanmasına ve şuurlanmasına çalışanların tesirini kırmak için diyecekler Hasan siyasete bulaşmış. Ben ne yapıyorum? Halkın uyanmasına, şuurlanmasına çalışanların tesirini kırmak için hiç uygun olmayan yakıştırmalar yaparlar. Oysa Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşanmış hayatı ortadadır. Demokratlara fiilen ve alellen Ustad desteklemiş iken hala bunları anlatmak siyasettir diyen bilerek halkı aldatıyorlar. Çünkü Ustad Hazretleri saf mı? Seçime gidiyor o yaşlı adam. O yaşlı haliyle zor gidiyor. Evladım diyor seçimdeki bulunan memurlara. Ee, anladım bu kutu ama Demokratların kutusu hangisi bunu oraya atacağım diyor. Memurlar da diyor ki saf ihtiyar Tek kutu olduğunu bilmiyor. Hmm. He. zaman o tek kutu olduğunu bilmiyor. Mesaj veriyor. Diyor ki evladım bu, bu demokratların kutusu hangisi onu atacağım. E, demişler ki bilmiyor ihtiyar e, Efendi Hazretleri bu kutuya atarsan oraya atılmış olur. Ha öyle mi? Tamam. Ha demokratları atayım. Ustad ne yapmış? Takdir ettiği parti yok. Tercih ettiği parti vardır. Bazı bir tuzaklar da var. Ya diyor dinle ne alakası var diyor. Böyle bir e, seçim diyor. Siz, sizi kim ya neticeni istiyorsan ona verin diye hafiften alıyor. Ona sorun. Tuvalet ve banyo adabından bahseden din. içtimai hayata ve dini hayatımıza mal olacak bir yönetimi e, seçmekte. Dini ölçüler din getirmiş mi getirmemiş O hafife alanlar hangisini seçerseniz seçin. Din adına diyor. Muş'tan böyle şeyler duyuyoruz. Elazığ, Muş'tan böyle şeyler din, Şey diyor hangisini şey yaparsanız. Onlar da planlı. Şimdi bunların nazara verip, nazara verenleri ya siyasete bulaşmış diyenleri bilin ki bunlar art niyetlidir. Risale-i Nur adına değildir. Risale-i Nur seni bağlamaz. Din adına ölçü yapmazsın. Sen zaten sen senle berabersin. Allah sana selamet versin. Seninle konuşmuyoruz. Biz Risale-i Nur'u ölçü yapmak isteyenlere göstermeye çalışıyoruz. Ölçü de getiriyor. Halk Partisi azamı şeri bırakıp Ehven-i Şer'in kusurlarını arayan, onunla halkı ihval eden, onunla midelerini bulandırıp akıllarını, kaplerini geveze ve sihirleyen çalışan adam bilerek veya bilmeyerek haindir. Bunu unutturmak için yapıyor. Niçin? Munazarat 17'de diyor ki bak yazmışım. Zerratı günahlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Demek ne, demek noktayı nazar hükümetin hasenatı seyyatına tercihudur. Yoksa seyyesiz hükümet muhali adidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyor Yani bir 180-100 seneden beri bir sistemle yuvarlanan bir yaşadığımız dünyada bir parti çıkmış. Halkın din adına da çıkmamış. Vatan, millet, namus, hürriyeti, şeriye. Din istiyorsan din. Dinsizlik istiyorsan dinsizlik. Ne istiyorsan yaşayın. Hale kadar getirilmişse Kur'anlar, camiler, ezanlar yasakken. Usta diyor ki bu buraya kadar gelmiş iken zerratı günahlarla mürekkep bir hükümet. Yani devlet memurları ile iş yapıyorsun. Yani zerreleri devlet memurlarını düşün. Sen eve ne kadar kimsin ki bir hükümet devleti bu kadar kim olacak? Günahlarla mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olur mu? Neyi arıyorsun kardeşim sen tamamen masum musun ki? Evin masum mu ki devletin hükümeti masum olacak? Demek noktayı nazar neymiş? Hükümetin hasenatını seyyatı noktasını tercih et. CHP'nin sicili belli. Nesine veriyorsun arkadaş? Allah sormayacak mı sana? Nesine verdin? Sen CHP'yi bilmiyor muydun? 20 bin camiyi yıkan bir sistemin. Nesine verdin sen? Nesini gördün? En azından bu sana Ayasofya'nı açtı. Risale-i Nur bastı. Kur'an'ını onayladı. Alem İslam için çırpındığı gözüküyor. Vatan ve millet için bir yapıyor. Siz, siz diyor bu memlekete ne yaptınız diyor. Uçak fabrikası kapanmış. Adamlar uçak yapıyor. 1930 küsürde uçak fabrikası Eskişehir'de kapanmış. Osmanlı uçak üretiyordu. Adamlar uçak açmış. Ay'a gitmişler. İnsansız insan şeyler yapıyorlar. Hani sizin bir eseriniz yok. E, hasenat seyyiatını, iyilik ve kötülüklerini kıyas et. Ha sen seyyetsiz, kusursuz hükümet aramak muhalihadidir. Bir tane nüminesi yok. Ben öyle adamlara, kusursuz bir hükümet arayan adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi Allah etmesin bin sene yaşayacak olsa adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. Ben başa geçmedikçe diyor razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meylu tahrip ile o sureti bozmaya çalışacak. Tarihte de var. Bak şimdi benim yaşı müsait 70'leri yaşamış insanım. O zaman çeşitlilikleri ana temay söylüyorum. Demokrat Parti vardı Demirel. Ecevit vardı CHP'den. Rahmetli Erbakan vardı. Ve bir sürü diğer Milliyetçi Hareket Parti vardı. Ondan sonra diğer e, İnönü'nün partisi vardı. Orası partisi bir sürü var. Ben size tarihi naklediyorum. Bak Nur Talibel o kadar şuurlu ki. Dindarlık bakımından ve sanatkarlık bakımından yani hiçbir şekilde kıyas edilmeyecek rahmetli Erbakan var. Fakat buna verirsek CHP'yi durduramayız. Demokrat Parti'ye verdiler. Çünkü Yeter ki CHP'yi durdursun ama Erbakan durduramaz. Yüzde birle durduramazsın. O zaman Erbakan'a vermek Demokrat Parti'yi bölersin. Cumhuriyet Partisi gene butta başta olurdu. İşte Usta Hazretleri bu sistem içerisinde Ehven İslam Anayasası'nı Müslümanların önüne ölçü getirmiştir. Eğer bir Müslüman en iyi arayayım derken elindeki iyi de kaybederse azamı şerin gelmesine de sebebiyet verir. Hiç benim özürüm yok ben ona vermemiştim diyemezsin. Çünkü bunun gelmesine ya buraya oy atacaksın veya buna mani olanları böleceksin. Otomatik CHP vermiş oluyorsun. Diyor ki en sonunda bir tane de okumak istiyorum. 206 Emirda, 206 Emir'de açmayayım. Şimdi burası da, da şurada aldım o. Eğer diyor Demokrat Partisi zayıflasa, düşse, komünistik daha kuvvet bulup bu vatana daha fazla hakim olacak diyor. Hayat içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmemesi için demokratları muhafazaya çalışıyor. Demokrat Parti Kur'an, vatan, İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum diyor ustadımız. Ben şimdi siyaset yapıyorum. Oysa ustad diyor ki Demokrat Parti şu anda CHP'nin karşısında olan AK Parti'yi koruyarak. Ustad diyor ki ustattan çok dindarsın. Ondan daha çok mesulet, mesuliyeti hissediyorsun. Tamam. Öteki taraftan evveni şehre incini cincini uğraşıyorsun. CHP'ye hiç dokunmuyorsun. Dindarsın. Demokrat Parti diyor ustad. Kur'an adına, vatan adına ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyor diyor. Eğer Demokrat Parti zayıflarsa veya düşer, düşerse komünistlik bu memlekette komunistik ve masonluk kuvvet bulacak diyor. Bu halde bu meselede tarafsız kalmayı da tercih ediyorlar. Evet. Üstad hayatında acaba hangi seçimde tarafsız kalmış? Neye mal olur? Ustad <laughs> 15. 15. sözde söylüyor. 15. sözde diyor ki, şeytan diyor ki, Kur'an'a diyor, Allah kelamı diye bakma, beşer kelamı diye bir bak diyor. Aynı kanun. Ustad diyor ki, Allah'ın dışında Kur'an benimdir diyen var mı? Bir insan evinden Kur'an'ı ben yazdım diyen var mı? Yok. Niye o zaman Allah'ın kitabını benimdir diyenin elinden alıyorum da hiçbir beşer demediği, yani benimdir demediğiyle bakacağım ki. Şeytan buradan yemedi. O zaman diyor ki şeytan, Kur'an'ı Allah kelamı deme. Beşer kelamı deme. Ortadan bak. Ustatına ona da diyor ki ey melun bir diyor kıymeti bir hemta sonsuz değerli olan bir eşya ya Allah'ındır ya beşerindir. Ortada olamaz. Hiçbir beşer Kur'an benimdir ben yazdım demediğine göre bu Allah'ındır. Ortadan bakmak tarafi muhalifi iltizamdır. Yani burada değilsen Allah tarafında değilsen Nerede olursan ol bunun karşısındasın. İstersen şeytanın yanında ol, istersen boşlukta ol. Bunun yanında değilsen, eğer CHP'nin karşısında değilsen, nerede olursan ol CHP'nin yanındasın. Ümit bağlamış Hindistan'daki, ümit bağlamış Gazze'deki, Somali, Sudan'daki, Cezayir'deki, Doğu Türkistan'daki, Türk'ü Cumhuriyetler sayamadığım 58 tane devletin ümit bağladığı bir ümit numunesi, bir ışığını gördü bu AK Parti'ye. Ben hücum etmekten Allah'tan korkarım. Çünkü azami şer varken evven üşere evven hücum edilmez. belediyenin Gazze'ye faydası ne olur ki? Hindistan'a Gazze'ye alem. Onu İngiltere'ye seçim sabahı söyle. Londra'ya evet Gazze ile alakası var mı yok mu? Tayyip kaybetti. Tabanını kaybetti. Bakayım Gazze ne, ne düşünecek? İngiltere ne düşünecek? İsrail ne düşünecek? Onu onlara sor. Belediye seçimi biz onun derdinde değiliz ki Ahmet Mehmet'in. Bu zihniyet seçimidir. Padişah seçmiyoruz. Peygamber seçmiyoruz. Müftü seçmiyoruz. Şehul İslam seçmiyoruz. Lider seçmiyoruz. Abi seçmiyoruz. Hoca seçmiyoruz. Neyi seçiyoruz? Yani küfre karşı bunu bir ümit görmüşüz. Yani eğer bu belediye seçiminde İsrail'de İngiltere'de, Amerika'da İslam düşmanlarında bu seçim Tayyip kaybetti nasıl anlaşılırsa öyle ver. O zaman belediye seçimidir de basit al. İsrail'e sor Tayyip kaybederse tabanını ne olur? İsrail'in sokaklarında göreceksin. Ne olur Tayyip kaybederse bak İsrail'in sokaklarında, İngiltere'nin sokaklarında ki coşkuyu, Gazze'nin sokaklarındaki bürküm bürküklüğü, ümitsizliği, yeisliği. Görürsün o zaman. Onun mevsuliyetini, vebalini nasıl yükleneceksin? Ya ka kabrin akreplerle dolar ya. İnşallah bu Türkiye tam muktedir, hür olursa. Nasıl olacağını da herkes biliyor. Tam muktedir olursa Allah'ın izniyle ister kabul etsin kafirler ister etmesin. Gafil Müslümanlar ister etsin ister etmesin. 2. Emir Dağı'nda göstereyim. 76. sayfada. Cemahiri i İslami olacak diyor. Aha bak burada. Ruhu canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah alem İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. O bayram neymiş? Cemahir-i Mutefika-i İslamiye'nin kutsi kanun esasısını diyor. Cemahir-i mutefika İslamiye demek 53 tane veya el, ufaklık tefekli 58 tane İslam devletinin birliği. NATO gibi. Yani hilafet. Buna doğru giderken sen bu çalışmaları çok iyi biliyorsun ki sekte olacak. Yani bu belediye seçimi belediye seçimi değil kardeşim. Belediye seçimi olsa bu olsa önemli değil. Önemli olan halkın zihniyeti. Bu reise bu faaliyetine ümmetçilik ruhunu uyandırmaya çalışıyor. Çamlıca Camesi'ni açan dinsiz olur mu? Allah Kur'an'ında demiyor mu ki benim mescitlerimi, camilerimi ancak bana iman edenler açar. Me mefhumu muhalifiyle ne demektir? Camileri, mescitlerimi yıkanlar ancak bana iman etmeyenler yapar. Kur'an'da geçiyor ya. Allah'ın evlerini, mescitlerini alacak Allah'a iman edenler ihya ve inşa ederler diyor tamam. E şimdi bu kadar camileri, şairleri ihya eden Ayasofya yok bu niyeti neydi? Sana ne kardeşim kalbini mi okudun? Niyetle olur mu yani senin İtalya, Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa, İsrail Ayasofya sana açtırır mıydı? Taksim Avrupa ne dedi? Sana ambargo uygularız dedi. Orası Avrupa toprağıdır dedi. Sen Taksim'de cami yapamazsın dedi. Hür değildi ki kardeşim. Arkamda güruh var. Cesaret var kardeşim. Şimdi benim etrafımda insan olmasa ben nasıl hareket ederim ya? Siz hepiniz yoksunuz. Ben nasıl hareket ederim? Geçelim evime ya. Ne yaparım canıma minnet ya ne yapayım? Müslümanlar arkamda değilse hiç kimse yoksa. Ondan sonra. E tamam da ne yapacağım ki? Ne yapacak ki adam zaten 80 yapacağını yapmış. Eğer Müslümanlar arkada yoksa Müslümanların isteğini nasıl yapacak? Ne küçük küçük hesaplar yapıyorsun? Benim sen ne menfaatim var? Niye yıpranıp duruyorum? Alimlere haşir meydanında sen bunu niye demedin sorulmadıkça avama sen bu günah niye yaptın sorulmayacaktır. Allah bana sorulmasın diye bu gömleğim üzerimde var oldukça söylüyor. Küllattan söylüyorum ben talebeyim. Talebe ne demek? Fikir üretmez, fikirleri gösterir. Ben bunları gösteriyor. İşim bu. Evet, 17 yaşından beri dershanede 60 küsur yaşındayız. E, ölçü şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıp evin şehri eleştiren, onu zayıflatan adam bilerek veya bilmeyerek Risale-i Nur'un hainidir. Ölçü Tekrar vakır davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.